Merhaba. Bugün biraz yalnız bir giriş yapmam gerekti. Çünkü Özel şu an yukarıda hazırlanır. Ona dedim ki seni bir yere götüreceğim. Çık hazırlan. Tam 2 saattir onu beklerim ve yoruldum beklemekten. Ondan dolayı dedim kaydı açayım. Sizlerle sohbet ederken onun da gelmesini bekleyeyim. Ben biraz vakit geçireyim. Hoş geldiniz. Güney Kıbrıs isteyen çok kişi oldu. Letras 3D gösterecek size. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum kesiminin tam birleşim yerine gidecek bugün. Sizlere orayı göstereceğim. Gelecek hiçbir şey bulmadı mı? Ne için? Kayıttasın. Evet. Ben siz kayıt açtım. Evet. Bekle, bir saat bekledim seni. Ne için gelmedin? Gelecek bir şey bulamadım. Şaka yapan. Yapma. Ne yapacağım? O kadar kıyafetin var, bir tane gelecek kıyafet bulamadın. Bulamadım. Bunlardan gitmem. Ha? Çok güzel bir fikir geldi aklıma. Local butik kışlık sezona geçiyor. O zaman beni nukla bir selam ver insanlara. Merhaba. Seni Nukul'a götüreyim ben hemen. Nukul'a kışlık sezon geldi. Gidelim ora. Ve yüzü güldü. Hadi o zaman. Nukul'a. Evet. Mekandayız, geldik, local butikteyiz. Özel bir türlü kendine kıyafet bulamadı. Evde milyar tane kıyafeti olmasına rağmen kıyafet bulamadı. Ve geldik local butikten alacak şimdi Özel'e kıyafet. Ben de gelmişken belki bir şeyler çözebilirim. Bana söyler, güya bana söyler. Yeni bir şeyler ben de alabilirim. Buyursunlar efendim, içeri giriyoruz. Merhabalar. Merhaba. Ne haber? Sanki hiç gelmemişiz gibi yaptın. Çok belli oldu. Sanki hiç gelmemişiz gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz efendim, siz? Siz nasıl gidiyor hayat? Sessiz günler çok zor. Biz biliyoruz. Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs'ın birleştiği nokta Letra Palas'ı gezeceğimiz için özelde kıyafet bulamadık. Zaten dışarıda anlattım ben size. Buradan güzel kıyafetler almaya geldik. Kışlık sezonumuz geldi sanırım. Evet, ürünlerimiz yeni geldi. Tam zamanında geldik. Buyursunlar efendim. Şimdi kıyafet deneme vakti. Nasıl? İyi oldu. Çok şık oldu. Çok güzel. Yani çok güzel. Bu kadar rahat olacağını beklemezdim gömlek. Normalde giyen bir insan değilim bilin. Bilin ne kadar güzel oturdu üstüne. Çok rahat oldu. Gömleğin kalıbı çok güzel oldu. Evet. Daha çok gömlek giymelisin Tuna. Evet, hakikaten bir gömlek, bir tarz, bir tesbih. Tesbihe nasıl geçtik bir delikanlı? Güzel oldu yani. Spor ve çok güzel. Bu yeni sezondur değil mi? Evet, evet, yeni sezon. Ben çok ikisini güzel. De ilk defa denettim. Şu an gömleğin kalıbına bayıldım. Altın da çok güzel bu evet. Arada. Çok, çok da rahat. Olsa bir iki! Evet. Gayet açılır yani. Çok, çok rahat güzel. Ve esnek kumaşı. Fazla ama galiba. Evet yani. Şimdi gideceğimiz bölge için yani daha... bu böyle güzel bir gece yemeğinde. Daha çok... şık bir şey evet. Değil mi? Evet. Evet. İkinciye geçelim. İkinciyi dene bir. Aşkım bu arada. Oo, üşük. Gerçekten çok rahat ve çok güzel. Bir tık tam kalın spor. Olmasa bak çok güzel. Nasıl oldu? Bir tık kalın olmasa mükemmel bir şeydi ha bu. Bu tam böyle Ocak Şubat. Çok tam şıktı. Tam Ocak Şubat Kıbrıs akşamları için. Çok güzel ha. Kumaşı bu arada şey yumuşak penye kumaş gibi. Evet. Çok gömlek güzel. Değil. Çok güzel ve benim nasıl bir vücudum var her kıyafete her böyle. Her giydiğin oluyor. Yoksa kıyafet mi çok iyi? Seni model olarak kullanalım. Süper olur. Her giydiğin tam.
Yani buranın zaten şeyleri, kumaşları harika. Evet, bu arada gerçekten biz yaklaşık arkadaşlar, siz de bilirsiniz zaten 3-4 aydır sizinle birlikte çalışıyoruz. Evet. Ben kaliteli, orijinal kıyafeti sizle tanıdım gerçekten. Çok teşekkür ederim bunun için. Biz teşekkür ederiz. Tamam, olmasa Cuk bu akşama otururdu bana. Çok güzel yakışırdı. Tamam, öbür üstü dene görelim. Aynen. Bir sonraki dönelim. Hadi bakalım. Da seçelim. Ooo. Sana ne hatırlattı? Kamp. Direkt kamp Oha, değil. Oha evet. Aynı şekilde kamp. Bana da kamp hatırlattı. Bu ya gerçekten. Çok güzel oldu bu da. Çok güzel. Kamp videoları olmayacak mı zaten sizin yakında? Aynen öyle. Evet. Aynen tamam. Öyle. Kamp için. Kamp süper. Kombinini bulduk. Çok bravo. Kamp kombinime bak benim. Ve bu çok güzel ısıdır ha bu arada. Kesinlikle. Ben buna gece uyurum da. Dokun. Çok güzel. Örtü gibi de kullanırım. Evet, böyle. Çok güzel. Çok güzel. Ve çok, çok yakıştı ha. Bana bugün her şey yakışır ya. Sen. Neden? Neden yakışır her şey? Çünkü local butik'teyim. Her şeyin yakışması çok normal. Ben bununla çıkmayayım değil, çok sıcak alırım. Bununla şimdi bu çıkmayayım. Evet. Bir tık evet. Kalın o şu an için. Evet. Çok güzel ama. Bir sonraki kıyafete benim en sevdiğim şeyi yapalım. Şu an tam benlik bir hayat. Bana diye geldik. Adam gene benim önüme geçti. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten gümbür gümbür geldi ha. Kış sezonumuz. Çok evet. Güzel şeyler var. Bayağı. Çok güzel şeyler var. Çok da çeşit var. Bu da çok güzel. Ben bir moda güzel oldu. Yarışmasına katılamadım. Ben buradan bir benim stilime giderim yani. Kalıplar çok iyi yahu. Evet, kesinlikle uğramanızı önerdiğim bir noktadayım şu an. Bu da yine mevsimlik bir ceket. Bir şey söyleyeyim aşkım, sen beni daha iyi tanın ama bu içindeki turuncular beni cezbeder ya. Giy bakayım. Bir de turuncu saat kolanı takıp ben bunu giyerim ona. Bu adam beni öldürür. Yokmuş Oo. Gibi bir şey bu. Bu su geçirir, geçirmez herhalde mi? Yok, rüzgarla geçirir. Oha bu da kamplı. Hadi gene iyisin ha. Kamp işini çözdük ha dostlar. Kamp işi tamam. Bu da tam oldu. Kampta. Çok güzel. Nukle eşliğinde ne yağmur, ne rüzgar, ne bir şey. Ne bir. Ben bir gör istedim. Üstünde. Süper ama süper gerçekten gümbür gümbür Nukul butik güzel. Gümbür gümbür geldi yani ha. Hadi bana da sıra gelsin tamam artık ya. Çekil ben de denemek isterim. Ne yapabilirim ki? Aşkım ben bugün ne giyeceğimi buldum. Sonunda göreyim bakayım. Ve buradayım. Ay pardon. Ben bugün ne giyeceğimi buldum. Bu da çok güzel ama bu çok yakıştı. Tam bugün. Aynen. Bugünün tam. Kombini mi? Bugünü anlatan kıyafeti bulduk. Çok güzel. Hem şık hem spor. Aynen öyle, ikisi birden. Ayakkabılarıma da uydu. Oo. Evet, sıcak alırsan çıkara da bilin, üşürsen giye de bilin. Sıcak alırsam çıkartırım, üşürsem giyeceğim ki bugün ki, 19 derece olacak ama. Yani ki, bu tam evet. Şeylik, mevsimlik, süper. Harika. Tum tum tamam diyebilirim o zaman. Hadi özele git. Şöyle bir şey, bu da çok güzel bu arada. Çok şık. Gerçekten çok şık. Ben havalar biraz daha ceket. Soğusun. Ura tekrardan uğrayacağım zaten. Bekleriz her zaman. Giyinmedin daha ben kıyafet denerim dışarıda. Ciddisin? Evet. Hey maşallah. Oo. Çok güzel bu. Aa çok rahat. Sıcak kalabilir ama. Kalıbı çok iyi değil mi pantolon? Evet çok iyi ama evet yürüyeceğimiz için çok sıcak alabilirim. Triko bu şu an için evet biraz sanki. Çok yürüyecekseniz bugün. Evet çok yürüyecek. Yürütecek gene beni. Ama çok güzel. Tamam ama yani şu an üst sanki senin ölçülerini birlikte aldınız ve senin için dikmiş gibi. Evet. Tam oldu değil mi bedeni? Ya, bugün için kot gibi bir şeye bakalım istersen. Olur. Evet. Tam. Daha olur gibi bu havalara. Metrek. Güzel ha. En sevdiğim renk şu an ha. Ama çok kalın bu. Gel. Tam dışlı. Bakayım nasıl oldu. Wow. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Bunun erkek için olanı var mı bu arada? Maalesef. Takımın iki rengi daha var. Bir krem rengi var, bir de yeşili, mint yeşili var. Peki bu harika. Hangi size? Small. Bunun large'ı var mı? Large'ı var. Tamam. Erkek için de oldu. Çok güzel ama. Çok güzel ama. Sıcak alırım bugün. Bu kalın şardonlu. Evet. Evet. Bir tık daha soğuk yani havalar için. Kış için. Bu Kıbrıs'ın Aralık, Ocak, Şubat. Muazzam. Ama bu tam... Çok güzel ha. Çok da yakıştı ha sana bu. Biraz serseri havamız. Vardır değil. Ruhumu yansın. Yalnız kot çok rahat ha.
Oldu güzel bitti ben. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Sen böyle biraz üşüyebilirsin. Evet. Evet. Üstüne de hemen. Sana da bunu verelim ceket. Çok güzel. Artık üşümen. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Gayet güzel tamamsın. Bir kombin oldu. Aynen. Benim kombinim tamam. Gidebilirim. Artık mutluyum. Allah'a şükür. Çok güzel. Gece oldu. Vallahi. Evet. Gece gideceğiz zaten. Evet. Doğru dedin. Mutlu mutlu gideceğiz. Şimdi hep aynen hep öyle. Bana. Evet. Hazırız. Hazırım. Gidebilirik. Gezmeler yaşasın. Evet. Biz kombinlerimizi yaptık. Mükemmel şekilde hissediyorum kendimi. Çok mutlu, çok huzurluyum. Bebek gibi yine sardım, sarmalandım. Sen nasılsın bebek? Çok mutluyum. Artık gezebilirim. Aynen. Artık gezmeye hazırız. Bu arada buraya gelmişken sizlerin de çok merak ettiği sorular var. Onları huzurlarınızda soralım. Bize çok sorulan bir soru var. Ürünler orijinal mi diye. Ben gayet eminim bundan bu arada. Giydiğim, kullandığım için ve siz de... Giydiğiniz zaman zaten anlarsınız. Orijinal mi ürünler? Onu şöyle, bir sorayım. Şöyle, ürünlerimizin hepsi orijinal, ihracat fazlası ürünler. Hatta dolayısıyla ihracat fazlası oldukları için bizde her üründen çok fazla adet ve her beden bazen olmaya da biliyor. Elinizi çabuk tutun. Evet. Bu çok güzel bir yeni ürünleri olay. Paylaştığımızda özellikle WhatsApp topluluğuna ya da Instagram'da beğendiğiniz şeyler varsa ya bize DM atıp ya da WhatsApp'tan yazarsanız bedeni sizin için var mı yok mu hızlıca dönebiliriz. Kesinlikle ayırtmak için çok önemli. Özele bakın şu an. Ben bunu da alacağım. Ya beğendin mi? Özel üstündekilerini giydi bir de bunları beğendi. Bunları aldı. Çok rahat. Yumuşacık bir de. Çok evet. Güzel. Çok güzel. Tam kışlık. Bu arada ikinci sorumuza geçelim. Evet. Konumumuz nerede tam olarak? Konumumuz Lefkoşa Yenikent'teyiz. Lefkoşa Yenikent'te arkadaşlar. Ben size uzaydan bir görüntü indirdim şu an. Hop evet. Oraya gittik. Gördünüz. Mükemmeliyiz. Evet. Başka soracağımız bir soru yoksa artık ben gezmeye sordum. Çıkabilir miyiz? Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki geldiniz. Yine sizi gördük. Çok mutlu olduk. Enerjimiz pozitif de oldu. No Cool Butik iyi ki varsınız. Sizleri de buraya bekliyoruz. Öyle. Buyursunlar efendim. Evet arkadaşlar biz geldik. Oley. Düştüm üstüme. Ben de korktum. Rast. Neredeyiz şu an? Bu bölgenin adı? Şeye, kapıya doğru giderik. Evet. Çarşıdayık şu an. Yürüyerek Güney Kıbrıs'a geçeceğiz. Soran arkadaşlarımız artık umarım istediğinizi alırsınız. Çünkü şu an sizlerin merak ettiği, sorduğu yerde. Burada çok güzel mekanlar. Gel bir bura doğru bir yürüyelim. Olur. Burası şu an kuzey tarafı arkadaşlar. Şu an kuzey tarafındayız. Burası surlar olarak geçiyor. Arasta. Arasta bölgesi olarak. Özel hemen bizi bilgilendirsin. Çünkü o buraların kurdu. Lefkoşa çocuğuyuk biz. Lefkoşa çocuğu. Surlar içi çocuğu. Evet, böyle küçük küçük barlar, alışveriş merkezleri, küçük sokaklar var. Gel. Böyle yerler var. Burası şu an meydan. Meydandan böyle küçük küçük sokaklar açılır. Önce geçelim bir Güney Kıbrıs'a. Olur. Merak orada ettikleri yeri aynen, görsünler. Aynen. Merak ettikleri yeri, merak ettiğiniz, sorduğunuz yerleri gezelim. Sonra dönüşte buralar kapanmazsa bir turda buraya geçerik. Evet, Güney Kıbrıs'a geçmek için şu an buradan devam edeceğiz. Şu an burada kamerayla çekim yapmak yasak olduğu için kamerayı kapatmamız gerekebilir. Evet. Senin kimliğin? Buende. Burası Green Line arkadaşlar. Şu an yok, şu an Green Line'da değiliz. Bizim taraftayız şu an. Geç onu. Şu an tam Green Line'dayız. Evet. Şu an tam Green Line'dayız. Size şu an Maps'tan gösterdim nerede olduğumuzu. Green Line'da olduğumuz için şu an çekim yapmak yasak. Ondan dolayı çaktırmadan yapıyorum. Dağınan dağınan dağınan. Korkulu var lan. Evet dostlar. Geçtik. Şu an Letra Street, sorduğunuz Güney Kıbrıs yürüyerek geçilen noktadayız. Burayı neden bu kadar merak ettiler sence? Bilmem.
Yani yürüyerek geçildiği için mi bu kadar merak ettiniz? Yorumlarda buluşalım bu konu hakkında. Sizlere sormak istediğim gerçekten bu soru var. Yani yürüyerek bir sınır geçildiği için mi bu kadar merak edildi bu konu? Onu bana bir açıklarsanız ben çok mutlu olurum. Neyse bunu geçtik. Göster sağa solu. Şu an sağa solu gösterdim size. Şu an tavernalar kuruluyor. Meyhane tarzı yerler kuruluyor. Arkamızda gördüğünüz kent saati olduğu için şu an insanlar keyif yapar. Mutlusun bebeğim? Mutluyum. Ne güzel eser ha? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Tam güzel bir havada çıkmış bulunmaktayız. Pilimiz dolu ve sizi çok güzel yerlere götürecek şimdi. Çok güzel gezme yerlerine. Şu an siz, şu an Lefkoşa'dayız. Evet. Burası Lefkoşa arkadaşlar. Lefkoşa'dasınız yani şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Güney Kıbrıs'ın tam ortasındayız şu an. Yani tam ortası dediğim dünyada bu ilktir bu arada. Dünyada çok nadir rastlanan bir durumdur. İki ülkenin başkenti aynı olması. Şu an öyle bir ortamdayız, öyle bir yerdeyiz şu an. Öyle değil bu arada. Tuhaf. Evet, ne kadar tuhaf. Bu çok az rastlanan bir durumdur. Hatta yanılmazsam bu bir ilktir yani. İlk ya. Defa. Normalde bize tuhaf gelmedi ama böyle evet. Söyleyince tuhaf gelir. Bana bize bile tuhaf evet. Gelir. Kesinlikle. Yani böyle bir durum mu biz alıştığımız için normal gelir bize ama sizlere tuhaf geldiği için eminim bunu sordunuz. Şu an telif yememek için kendimi zor tutuyorum. Canlı müzikten telif yemek diye bir şey olmaz inşallah. Yok ya. Canlı müzikten telif yenirse ilk defa ben yiyeceğim bu arada. Evet, normalde şu an gördüğünüz Plumbier markalar burada serbest. Burada bütün markaları bulabilir insanlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayıp buraya gelip Plumbier orijinal ürün alan çok insan vardı. Nukle Butik artık bunları... Evet, buraya gelmenize gerek yok. Nukle'dan temin edebiliyorsunuz. Bu kadar uzağa yürümenize gerek yok. Direkt siz Nukle Butik'e gidip istediğiniz orijinalde ligde olan ürünleri alabilirsiniz. Burada sağlı sollu yemek yerleri, kafeler, evet. Alışveriş yerleri. Yani Aras'tan'ın güney tarafı gibi. Aynen öyle. İşte o merak ettiğiniz yerdeyiz dost. Biraz da böyle tutayım. Omzum çıkıyor çünkü. Acıktım da ben biraz. Ben de acıktım. Güzel de bir yemek yenir herhalde. Güzel de bir yemek yenmeli çünkü Tuğman güzel bir yemeği hak etti. Bugün çok çalıştım. Hanımım da bugün çok çalıştı. 2 gün boyunca İzmir'den geldikten sonra çok çalıştı. Hiç non-stop çalışmaya devam etti. Ondan dolayı onu da bir... Sana da bir tatil gibi. Sen hadi videoda bırak. Sen video çekme. Sen normal nasıl istersen takıl. Hayır. Kimin parfümü çok güzel bir parfüm geçti yanımızdan. Çok güzel bir parfüm geçti yanımızdan ve çok mutlu oldum bu parfümü koklandığım için. Gideceğimiz yerlere doğru yaklaştığımızda size kaydı tekrar açacağız. Şu an böyle bir yerdeyiz. Evet, biz geldik arkadaşlar. Ne yemeye geldik? Meşhur Güney Kıbrıs'ın kebabından yemeye geldik. Souvlaki yemeye geldik. Evet. Masalar burası biraz kalabalık olduğu için yer bulmak biraz zor. Biraz vakit sıra şey yaptık. Ama sıra bekledik. Sonunda yerimizi bulduk ve yemek için karşınızdayız. Masa küçük olduğu için kameraya koyamıyorum. O yüzden çok uzun sürmeyecek şu an çekim yaptığımız. Yemek gelince karşınızdayız. Ben böyle biraz böyle bu şekilde yemeye çalışacağım. Omuz kası yapmama rağmen devam ettireceğim videoyu, merak etmeyin. Mutlusun bebeğim? Mutluyum ama açım, açım. Geliyorum. Açım. Geliyorum. Açım açım deyip bir tamam. Sokum yemem. Gelecek, merak etmeyin. Buyursunlar. Evet, tüm tüm yemeklerimizi aldı ve geliyor. Yaşasın yemek yemek. Evet. Söz sende aşkım. Çok açım bebek. İnanılmaz güzel tavuğu. Sosu, yumuşaklığı muhteşem.
gerçekten çok güzel. Marine edilişi ve yumuşaklığı. Özelliği odur zaten. Efsane. Sos da harika. Nelidir sos? Hardal. Evet. Sosumuz, mevsim yeşillikleri, patates. Bu kebabın özelliği arkadaşlar, bir gün ya da iki gün önceden marinasyona yatırılıp bir gün iki gün boyunca marinasyonda iyice sosu çeker ve sonra pişirilir. Ve ikinci bir özelliği ise üstündeki baharatların hiçbiri kuru değil. Hepsi içeride öğütülüp üstüne konulur. İkinci özelliği de odur. Buranın çok farklı menüleri var. Kıbrıslılar gelip kesin denemeniz gereken bir lezzettir yani bu. Denemeyen varsa kesin gelsin ve denesin yani. Sosun nasıl? Sostan mevsim yeşillikleri, yoğurt ve peynir. Yedikten sonra karşınızdayız. Altta çok güzel bir tırnaklı pide tarzında tırnaklı pide var. Üstünde 3 şiş, zaten siz gördüğünüz 3 şiş et var. Patates ve salata. Aşırı bir lezzet yok. Yani wow bir şey değil ama Rum kültürünün marinasyon şeklini bir defa olsun denemeniz gereken bir şeydir diye düşünmekteyim. Evet. Ay. Yedik içtik sanırım doyduk. Biz hiç yavaş yemeyi, keyif yaparak yemek yemeyi bilmeyik galiba. Çift olarak yapamıyoruz bu yemek işini. Çok hızlı yedik. Evet arkadaşlar. Zaha Hadid'in yaptırdığı şah eseri gezmeye gidiyoruz. Bulunduğumuz bu yer dostlar, Zaha Hadid adındaki mimarın yaklaşık 2-3 sene önce yaptırdığı bir mimari şaheser ve dünyada kaçıncı? 35. İlk 35. Sanırım, evet. Sanırım Zaha Hadid'in ilk 35 eserleri arasında en iyi sıralamada ilk 35'e girdi. Bu arada üstten yani yukarıdan bakıldığında sanırım bir şeyi var, şekli var bunun ama yukarıdan gösteremeyik maalesef. Ben bulurum onu. Ay. Görselini şeyden. Bul. Bunun bir anlamı var. Bu yere yaptığı evet. Şeyin bunların bir anlamı var yani. Bunların hep bu şekillerin. Evet. Yani yin yang tarzında bir şeyler. Bak mesela buradan yürüyüp geçelim bakalım nereye gideceğiz. İnşallah ara. Anneciğim. Aman, anneciğim bundan yürülür acaba? Bilmem aşkım. Niçin böyle bir bence şey yürümeyelim yaptırdın buradan. Bize? Burası surlar. Bu bizim tarafa kadar uzanan bir surdur bu arada arkadaşlar. Buranın mimarisi gerçekten güzel ama. Buradan düz devam ettiğiniz zaman da bir tane küçük tiyatro salonu gibi bir salon var. Açık hava gösteri merkezi. Böyle huzur. Su sesi olan yerde bence huzur her zaman var. Evet. Hadid abla teşekkürler bu arada. 1950 doğumlu bir mimarımız. Buraya gelmeden önce biraz araştırdık. 1950 yılında Bağdat'ta doğdu. Sonra Kıbrıslı oldu. Orası şakaydı bu arada. Olmamış da olabilir. Diğer tarafına doğru gidelim. Burası yaklaşık 1100 yoksa 1200 metrekarelik bir şey sanırım. Bu yerdeki her şeyin anlamı var arkadaşlar bu arada. Bu direkt bir şekildir aslında. Bahar, ilkbahar, sonbahar aylarının ilk günleri havalar değişmeye başlıyor Kıbrıs'ta. Kıbrıs artık soğuk bir yer olmaya doğru ilerliyor ama. Gündüzleri değil tabii. Evet. Gündüzleri gene 32 derece. Aynen öyle. Rengarenk sular falan var burada. Burada kafeler falan var, oturak yer. Aa buradaki restoran kapattı. Aa evet. Sen isterdin burada yemek yiyelim. Evet ama kısmet değilmiş demek ki. Evet. Burası insanların akşam üzeri gelip stres attığı bir yer haline geldi. Hemen bizim
kuzey tarafından yaklaşık 1-1,5 kilometre güneydeyiz. Zaha Hadid güzel bir eser bıraktı buralara. Oh. Bu kokuya oh diyemem. Neydi? Bok kokusu. Evet, geçebiliriz bebek. Koş. Yol geçiyoruz. Bu arada Pow Shop'u bilenler. Burada arkadaşlar. Arayıp da bulamayacağınız hiçbir koleksiyon ürünü yok bu sağ tarafında gördüğünüz mekanda. Ciddi ciddi size söylerim ki arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok. Yani Friends dizisinden günümüzün dizilerine kadar, filmlerine kadar, çizgi filmleri, Harry Potter, her şey, aradığınız her şeyin koleksiyon ürününü burada bulabilirsiniz. Biraz tuzlu bir fiyatı var. Ama gerçekten ben Friends'in birkaç figürünü toplamaya başladım ama gerçekten bütçeyi sarsan bir şeyi var. Yani Euro'da 36 olunca. Hangi 36'lı aşkım? Kaç oldu? 38. Gelmek istediğimiz noktaya an itibariyle geldik. Oley. Bu sokağa girince benim değişik bir şeyim olur ya. Çünkü şeyi, çok atmosferi, ortamı... Çok iyi değil. Evet. Ben bu üstümdekini çıkarıp elime bağlayabilirim. Tabii. Tum tum gene afakanlandı. İki yürüdük. Bense donmak üzere. Salak taş oğlum. Herkes dans eder, ben de dans edeceğim. Çıldın gençler. Gençlik sokakta. Cumartesi bugün. Karşıya geçelim yoksa buradan devam edelim. Buradan devam edelim. Sen ne derdin? Burası ne alakalı? Bak buraya da gelmemiz lazım. Burası da çok güzel bir mekan. Buraya? Evet. Bu arada bu yolun üzerinde bilinen birkaç şefin de restoranı var. Ha, Jamie Oliver'ın da bu yolun üstünde sonunda yürüyebilirsek o kadar gidelim gösterelim onu da. Jamie Oliver'ın falan burada şeyi var, restoranı var. Larnaca'da da vardı, onu gösterdiydik size bir Larnaca yoksa Limassol'da mıydı bilmem ama. Hepsi karıştı. Ya Larnaca'ydı ya Limassol'du. Beautyland var, Özel'in. Bir sürü ara sokaklar var. Bu ara sokakları Salamis bir şey yazardı orada. Yüksek binalar, şeyler, her şeyler var burada. Gençler gerçekten bayağı kalabalık buralarda ha. Değil? Evet tabii. Kalabalık bir gençlik grubu var. Buralarda eğlenebileceğimiz bir yer var mı girelim? Sabahlar olmasın. Sabahlarmış olmasın. Hello. Bilmediğimiz sokaklara Stefandes. Burada biraz oturup. Oturabiliriz istersen. Yerde bir tane çöp olmaması çok ilginç değil mi aşkım? İlginç değil, güzellik. Bir tane çöp yok yerde ya. Bu kadar yol yürüdük, bu kadar saattik. Bir tane çöpe rastlamadık. Oh. Nerede oturdun aşkım? Oh. Özel böyle bir pozisyon almayı seçti. Nereye oturacağımı bilmem. Ben de buraya oturayım. Neydi burası? Tatlıcı. Evet. Biraz geç kalmış olabilir. Saat kaçtı? 9 oluyor. Duydun sesi? Yok. Su sesi var ya, duymadım. O tarafa doğru gidelim. Aynen, bu tarafa doğru bir yürüyelim bakalım çünkü. Kafeler, barlar. Bu arada falan. Bu tarafa doğru daha önce hiç gelmedi. Yani düz yürüdük ama bu sokağa hiç girmediydik. Güzel sokak. Aynen, bu sokaklara böyle barlar, yemekçiler, restoranlar falan var buralarda arkadaşlar. Değil? Başka bir ülkede. Yani sayılır, evet. Yani evimiz 2 kilometre bu tarafta. Ama şu an başka bir yerdeyiz sanki. Umarım merak eden arkadaşlar şimdiden videomuza like atmıştır. Gerçekten kanalımızı açtığımız ilk günden bu yana bu nedir adı? Vlog isteyen, Kuzey Kıbrıs'la Güney Kıbrıs'ın birleştiği noktada vlog isteyen çok insan vardı.
Evet. Devam edelim yürüme. Hadi bakalım. Çünkü oturdukça terlerim. Terlememin de sebebi yemeği şimdi yedik ve sürekli bir... Ben utanmasam mont giyeceğim biraz daha. Sen gerçekten üşün. Üstümü çıkarmadığıma göre şaka yaparım. Burası hem yaya hem araba yolu. Bu şekil. Evet, gel soldan devam edelim. Rolex falan var yani. Bana buradan bir saat alman aşkım. Yarın saat 6.30'da kapısının önündeyim be. Bana Rolex'den saat. Bana Rolex'den saat. Benim neyim eksik? Ben karıştırdım. Lordos'un kızı değilim. Benim? Hayır, her şeyi geçtim. Benim neyim eksik? Hı? Çok güzel burası. Evet. Sağlı sollu. Mekanlar çok güzel. Pizzalar falan yeniyor şu an. Aha, süper. Herkes pizza derdinde, biz yürürük. Herkes yemecik yerine güzel, biz yürürük. Aa, çok, çok güzel. Güzel. Hediyelikçiler falan. Bu arada burayı yarım saat önce falan, 40 dakika önce falan gelseydik bütün alışveriş mekanları da açık olacaktı. Öyle diyeyim ben sana. Ay, waffle falan var burada. Çakılıyordum bu arada. Evet. Dönüşte gelip yerik istersen. Sanma. Gel geçelim karşıya. Ne için? Seni keşke köşede bir yerde indirebilsem. Keşke ben seni indirebilsem. Her şeye drama. So wait. Café Road 66 varmış burada. Evet. Café Road 66. Burada da bakali varmış. Bakali. Bakkal yani. Bakkalın, evet. Hello moto. Geçtik. Arabalar durdu, biz daha bekleriz, video çekerik. Sauvage. Burası da çok ünlü bir restoranttır. Bir gecede buraya getireceğim sana. Bar önce restoran olarak başlar, sonra bara dönüşür. Evet, buradan yukarı gidersek bizim sokağa çıkacak. Gel. Bize bak, yollar bellerin içinde. Yine bir 9 kilometre yürüdük aşk göz arası. Bu ara farkındasın, çok fazla yürüdük. Çok evet. Güzel bir şey bu. Güzel bir şey çünkü bizim gibi sürekli yürüyerek vlog çeken çok az kaldı bu arada. Herkes biner arabaya, gideceği yere gider ve vlogu bitirir. Biz emek veririk, yemek veririk. Kalori veririk. Kalori veririk. Videomuzu beğenmeyi ondan dolayı unutmayın. Bu bizim için en büyük hediye olacaktır. Aman orası da çok evet. Güzeldir bu arada. Aha, oraya girdiler bu arada. Çıkar oğlum, oyun üst kata, ben üşenirim yani. Birazdan size göstereceğimiz bir yer var arkadaşlar. Binanın en üst katında roof bar diye geçer orası. Çok güzel bir mekanına benzer orası. Çok güzel de manzarası var kesin. Biz videomuzu yavaştan kapatalım. Çok güzel bir gün geçirdik. Nukle Boutique sponsorluğunda. Güzel bir gün. Ortama, şu an yürüdüğümüz yerlere yakışan bir kombinle gelip güzel bir video çektik. İyi ki kıyafetlerini beğenmedin de Nukle'a gittik. İlk defa bir şey için övdü beni. Biraz havalanayım. Videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza. Yaşlılık zor. Kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın efendim. Ben burada biraz daha oturmak isterim ha. Roof barı göstereyim. Göster. Çıkmayın, dur. Dur çıkmayın. Roof barı göstereyim size, durun. Roof bar. Elomoto.